İyi günler. Mobil programlama ile ilgili bilgisayarımıza kurabileceğimiz programların bir listesini yaptım. Bunlardan bazılarını biraz sonra kurulumuna başlayacağız. Android Studio ve Unity'yi kuracağım bilgisayarıma. Bunun dışında bu programların dışında Embarcadero, Rust Studio, PhoneGap, Animate, Xamarin, Basic for Android programları da alternatif olarak kurulabilir. Programı kurduktan sonra kendi favori dilinizde geliştirmeye devam edebilirsiniz. Şöyle özelliklerine kısaca hemen bahsedelim. Android Studio Google'ın ürettiği program Java, Kotlin dillerini destekliyor. Stüdyoyu kurduğunuz zaman bu iki dil geliyor otomatik olarak. Daha sonradan da Flutter eklentisini kurabilirsiniz. Flutter'ın farkı iOS'u da desteklemesi. Android Studio'da geliştirdiğiniz uygulama çoklu platforma yavaş yavaş dönüşüyor diyebiliriz. Ücretsizdir. Sadece 900 megabaytlık programı indiriyorsunuz. Biraz sonra indireceğiz. Ama onun üzerine güncellemeler, kurulması gereken şeyler eklenebilir. Daha fazla yer kaplayacaktır. Unity'de ben 2019 sürümü, tam sürümü var ama ben 2020 beta deneyeceğim. Uzun süredir bunu kullanıyorum. Problem çıkarmıyor beta olmasına rağmen. C# dilini kullanıyor. Yaklaşık 2 GB'lık bir indirmesi olacak. Daha sonra da belki bunun üzerine Visual Studio kodu kurmamız da gerekebilir. Bunu entegre edeceğiz. Visual Studio kod Unity eklentilerini kurduğumuz zaman artık Unity ile Unity'de kod, C# kodları da yazılabilecek. Ücretsiz bir program Unity. Çok platform desteği var. Cross platform, çok platform, multi platform. Artık en fazla platform destekleyen program Unity benim gördüğüm. Rust Studio'da 10.4 sürümü yeni çıktı. C++ ve Pascal dillerini kullanarak hemen her platforma uygulama geliştirebiliyorsunuz. iOS, Android, masaüstü uygulaması geliştirebiliyorsunuz. PhoneGap ilginç bu arada. HTML kullanarak çok platform, hibrit türünde çoklu platform uygulaması geliştirebiliyoruz. Ücretsiz. Sadece 40 MB'lık bir dosyayı indiriyorsunuz sitesinden. Başka bir şey kurmanıza gerek kalmıyor. Bulut da derlemesini yapıyor. APK veya iOS için ne gerekiyorsa. Oluşan uygulama doğal uygulamalara göre biraz kısıtlamaları olduğunu hatırlatayım. Animate ise Adobe'nin yine programı. Creative Cloud ya da CC versiyonun içinde zaten otomatik kurulu gelebilir. Ayrıca da kurulabilir. 2 GB civarında sadece Animate'in kurulumu. Belki runtime, Java runtime gerekebilir. Bunun sadece bunu kurmak yetmeyebilir. Deneme sürümü var. iOS, Android ve masaüstü uygulamalarını Animate ile de geliştirebiliyorsunuz. Xamarin de aynı şekilde çok platform desteği var. Community sürümü ücretsiz. Visual Studio içine de Xamarin ekleniyor. Plugin eklenti olarak kuruluyor. 4 GB'ın üzerine eklenmiş oluyor. C# dilini kullanarak çok platform üzerine geliştirme yapabilirsiniz. Basic for Android ise sadece Basic dili desteği var. Basic for Android. Ücretsiz oldu. 14 MB'lık küçük bir kurulumu var. Development kitleri de yollarını gösterdiğiniz zaman bu küçük dosya artık derleme yapıp Android sürümüne doğal çalışan tam telefonun bütün özelliklerini, tabletin bütün özelliklerini kullanabilen uygulama geliştirilebiliyor. Sitelerine gidelim. Bu arada benim bilgisayarımda şu anda bunlar kurulu. Antivirüs, Blender, tarayıcılar. Yani neredeyse bu programların hiçbiri şu anda kurulu değil. Android Studio, Unity ve diğerleri. Şu işaretli olmayanları kurmayacağım zaten. İnternette arama yaptığınız zaman çoklu platform olarak 11 böyle bir arama sonucu mesela bulduk. Bakalım neler diyor burada da hemen kısaca. React Native 1 numara gözüküyor. Xamarin 2 numarada. Flutter 3. Ionic, Accelerator, PhoneGap, Corona, Qt, Cross Platform Mobil Uygulama Geliştirme, Sencha, Unity 3D,
Adını bazılarını duymadım. Uygulamalar da var burada. Uygulamaları şu indireceklerim de aslında sitesine girerek download düğmesine basalım bu arada. Uygulamayı indirmeyi kabul ediyorum. İndirme biraz sonra başlıyor. Kaydet. Unity'yi de indir. İster hub'ını kullanın. Önce küçük bir program indiriyor. Daha sonra da hub'ın içinden de seçebilirsiniz. Önce hub'ı indirelim. Küçük programı indirelim. Bakalım 50 megabaytmış o da. Buradan seçerek yapacağız. Kabul ediyorum. Hub kurulsun. Android Studio'da geliyor biraz sonra. Lisans soruyor. Daha bir şey kurmadık aslında. Unity'de. Önce bir kurulumlarına bakalım. Hiçbir Unity kurulu değil. Add düğmesine bastık. Son sürümleri uzun süre desteği olan 2019 sürümü değil. Beta B13'ü devam edelim. Yanında Visual Studio 2019 kurmak istiyor. 1,3 GB istemiyoruz. Android desteği gelsin. 1 GB indirecek. OpenJDK'yı da indirecekmiş kendiliğinden. iOS, TV, Linux, Macintosh, WebGL, dokümantasyona gerek yok. Burada ilk kez duyduğum LumenOS var. Next diyelim. İndirmeye başlıyor. Bu arada üye olup giriş yapmamız gerekiyor. Girişimizi de yapalım. Biraz önce lisansla ilgili bir şey soruyordu. O kurulum bittikten sonra aktivasyonunu yaparız. Ücretsiz sürüm kullanacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Bunu bekleyeceğiz. Kısa süre sonra kurulacaktır. Kaç GB indiriyor? Bunu ben de bilmiyorum ama herhalde 2-3 GB en fazla tutar. Bu dursun bir kenarda. Unity kurulumu hub'ın indirilmesi ve adım adım devam ediyor. Gelen sorulara cevap verir. Masa üstüne simgesini attı. Bu Unity kuruldu anlamına gelmiyor. Bunun asıl kendi Unity simgesi, 2020 simgesi sonra gelecek. Android Studio'da da inmiş. Bakalım kaç GB, megabyte. Bakalım. 900 MB. Evet, 900 MB bu. Unity'nin hub artı kurulumu da devam edecek. Android Studio'ya çift tıklayalım. Windows 64 bit, Windows 10 64 bit kullandığımız için otomatik bunları indiriyor kendiliğinden. Kaç kere Unity hub basmışız? Evet. Unity Android Studio kurulumunu yapalım. Sanal makinesinde kuracak. Mobil programlamada Android yaygın olduğu için Windows üzerine Android geliştirme yaygın olduğu için bu şekilde yaptım ama Macintosh kullanıp da iOS üzerine geliştirme yapmak isteyenler de kendi programlama dilleri Objective-C, Swift kullanarak
yapabilirler. Benim böyle bir imkanım olmadığı için bunları hiç denemedim. Windows Phone üzerinde de uygulama geliştirmedim. Evet, kurulumu tamamladık. Android Studio'yu çalıştır diyor. Bu da bitmek üzere. Biz şu sitelerine bir bakalım. Xamarin ücretsiz Visual Studio'nun üzerine eklenebiliyor. Visual Studio'yu uzun süredir bilgisayarıma kurmadım. O yüzden nasıl indireceğim, başıma neler gelecek onları tam şu an bilmiyorum. Eski de kaldım biraz. Google'ın da bulut desteği var. Microsoft'un da kendi Azure bulut sistemi var. Adobe'nin de kendi bulut sistemi var. Bulut böyle bir yaygınlaşıyor sanki. Evet, 2019 sürümlerini Community Edition'ını öğrenciler için olanını indirebilirsiniz. Tam özelliklerini kullanabilirsiniz. Kapatıyorum. Adobe'nin de kendi sayfasındaki Animate Flash, eski adı Flash programı. Ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz. Oyunlar yapabilirsiniz. Karakterler oluşturabilirsiniz. HTML5 desteği, WebGL desteği, Air eklentisiyle birçok platformda çalıştırılabilir. Mobil aygıtlar, televizyonlarda, akıllı televizyonlarda, masa üstünde kod yazarak doğrudan projenizi oluşturabilirsiniz. Bunu da kapatalım. PhoneGap de ilginç bir proje aslında. HTML, CSS, JavaScript dillerini kullanarak, yani web geliştirmeyle uğraşan insanlar için doğrudan Windows Phone, iOS, Android ve Windows üzerine uygulama geliştirmelerini sağlıyor. Çok küçük bir programını indiriyorsunuz. Daha sonra da bulutta derleniyor. PhoneGap, HTML, JavaScript kullanarak herhangi bir mobil cihazda doğal uygulama geliştirdiğini söylüyor. Başka platformları da destekliyordu ama onları yavaş yavaş kaldırdılar. BlackBerry de vardı. O da kaldırıldı. Kapatalım. Ember Caldero, yani RAD Studio Delphi ile de sitesine girerek formu doldurup gelen maildeki linki indirerek de kullanabilirsiniz. Community Edition deneme amaçlı kullanılmaması gerekiyor diyor. 30 günlük olduğunu söylüyor. Öğrenci sürümü de benim bildiğim 1 yıl ücretsiz kullanılabiliyor. Bu da hızlı geliştirme ortamı. Kapatalım. Basic for Android, Basic for iOS, Basic for Java, Arduino. Bunlar artık ücretsiz olmuş. Sadece iOS için olanı şu an paralı. Ama Android sürümü artık ücretsiz indirilebiliyor. Küçük bir program indiriyorsunuz. Java Development Kit yolunu göstererek Java ve Android SDK'nın yollarını göstererek projeler yapmaya başlayabilirsiniz doğrudan. Bu kadar kolay. Telefonla bağlantı için de Basic for Bridge kullanılıyor. Bu kadar. Basic dilinde yapabilirsiniz. Bu kadar. Bunu da kapatalım. İlk temel kurulumları indirdik. Unity kuruldu, geldi. Ama hemen çalışmaya başlayacak mı? Muhtemelen bir sürü şeyler olacak. Bakalım. Unity Hub şu an hala kuruluma devam ediyor. Eski projeleri de buraya add diyerek, klasörlerini göstererek yapabilirsiniz. New deyip yeni projede açabilirsiniz. Learn kısmında da hazır projeler ve videolar var. Evet, Android Studio'yu çalıştırayım en iyisi. Bakalım neler diyecek. Daha önce
Android Studio'nun ayarları bir yerde var mı? Yok. IntelliJ platformu kullanıyor. İstatistik göndermek ister misin? Hayır. Evet, Android Studio'da akıllı televizyon, saat, tablet, telefon, işletim sistemi kurulu olan her şeyi geliştirme yapabiliyorsunuz. Next diyelim. Standart bir Android Studio kullanacağız. Bilmiyorum. Standart diyelim. Karanlık seçebilirsiniz. Evet, bakalım neler istiyor. Review ön izlemesini gösteriyor. Emülatör 200 MB, SDK 30 sürümünü indiriyor. Platform Tools, SDK Tools, Intel emülatörü ve Yaması. Basalım. İnternetten indirmeye başladı. Ekstradan dediğim gibi bunlarda kaçar megabayt diyor. Onları tek tek toplamadım. Bunlar da indiriliyor. Tabii hemen çift tıkladık, kurduk. Hemen proje yapmaya hazır hale gelen neredeyse hiçbirisi yok. Sadece PhoneGap'te programı indirip doğrudan HTML yapmaya başlayabilirsiniz. Ama diğerlerinde muhakkak başka kurulması gereken şeyler oluyor. Ayarlar yapmanız gerekiyor. Unity'de üye olmanız gerekiyor. Android Studio'da da Google üyeliğinizle, Gmail üyeliğinizle girebilirsiniz. Ama şimdilik ona bir ihtiyacımız yok. Muhtemelen sormayacak. Android Studio'nun ilk başlarda kurulumdan sonra sanal makinesi çok yavaş çalışıyordu. Kurulumu çok zordu. Artık bu 4 sürümünde birçok şey rahat çalışabiliyor. Eğer bilgisayarınız Intel işlemcili ise anakartın BIOS'una girerek HAXM desteği olan HAXM desteğini aktifleştirerek daha hızlı sanal makinesini çalıştırabilirsiniz. İlle de sanal makine de kullanmak da zorunda değiliz. Yaptığınız uygulamayı derleyip APK'sını kurabilirsiniz. Telefonunuza doğrudan atarak da deneyebilirsiniz. Evet, bu kurulurken onu, o kurulurken onu bekliyoruz. Şu an Android destekli beta sürümü hazır. Kısa sürede kuruldu. Yeni diyelim. Yeni bir proje açalım. Nereye kurulsun? Users. Evet, burada başlangıçta karar vermemiz gereken konu iki boyutlu mu uygulama yapacağız, üç boyutlu uygulama mı? Üç boyutluysa da URP veya HDRP, bunlardan birisini seçmemiz gerekiyor. Yüksek kaliteli oyun üretmek istiyorsanız, şuralarda bilgiler vardır muhtemelen. Yüksek kalitede görsel efektler kullanacaksanız HDRP, Universal olanı da performans gerektiren işte tablet, telefon, grafikler, birçok platformu destekleyen 2D, 3D kullanıyor. Ben normal 3D'yi seçeceğim. Başlangıçta bu kararı yanlış karar verseniz bile bunu düzeltebilirsiniz. Create'e basalım. Lisans hatası. Şu lisansı hemen düzeltelim. Kullanmayacağız. Unity Personal. Evet. Aktivasyon tamam. Proje açılıyor. Unity açılırken o biraz uzun sürebilir ilk açılışı. Studio 4.0'da da yeni proje aç denilebiliyor. Ayarlarına bakalım. Burada da bakabilirsiniz. Sanal makine ayarı, SDK ayarları. Bakalım SDK'da neler var. Android 10. 10 artı R gelmiş.
Şu API seviyeleri gittikçe artıyor. Benim ilk hatırladığım Android 2 ile başlamıştık galiba 2012 civarında. Bu aradaki bazı sürümleri pek tutulmadı. Android 4 çok yaygın oldu bir ara. Daha sonra yavaş yavaş Android 7, 8, 9 ve yeni olarak da 10. Burada şekerleme isimleri var ama burada Q ve R'de nedense isim koymamışlar. Evet, SDK'nın yeri bize lazım olabilir daha sonra. Evet, projemiz bu arada açıldı. Şurada. Evet, Unity'de proje geliştirme ile ilgili ayrı video olduğu için sadece şu build settings'i göstereyim. İlk ayarları varsayılan şu anki projenin ilk ayarı PC, Mac, Linux üzerine gözüküyor. Genelde 64 bit yerine x86 build bir inşa etme kullanılıyor. Sıkıştırma metodunu seçebilirsiniz. Burada Android ayarlarımız var. Platformlar arası geçiş yapmak için ikisini aynı anda build edemiyor. Edemez. Platform seçmemiz lazım. Şu an seçili olanı üstteki PC platformu. Android Switch diyelim. İçinde hiçbir şey yok aslında projenin. Resimler, PNG görüyoruz. Kaynaklar kısmında TextMesh eklentisi var. Editör ikonları var. Bunlar yavaş yavaş Android ile ilgili olarak tekrar ona uygun bir şekilde ayarlanıyor. Şurada Run Device herhalde biz telefonumuzdan ayar yaptığımız zaman bilgisayara tanıttığımızda burada listede gözükecek. Bağlı cihazları arıyor şu anda. Evet. Firma adı, ikon seçme, çözünürlükler, otomatik döndürülmesi, sağ sola çevirdiği zaman telefonu, tabletin dönmesi için portre desteği, landscape, sağ sol hepsini destekliyor şu anda. Loading indicator olsun mu? Splash ilk açılışta Unity'nin ekranı muhakkak geliyor zaten. Bunların ayarları yapılabilir. Diğer ayarlarda biraz yukarı çıkalım. Gamma Color Space Android 4. Şu anki kendi kurduğu Unity'nin Android desteği minimum API 19 KitKat desteğiyle geliyor. Bayağı bir %99 telefonları ve tabletleri desteklemiş oluyor. Eğer siz gidip de sadece 10 derseniz çok az telefon 10 sürümü olduğu için bu sefer birçok cihazda desteklenmemiş olur. Otomatik olarak geliyormuş. .NET 2.0 yerine 4.0 seçince de daha fazla kod desteği, modern kod desteği gelmiş oluyor aslında. Eskiden Mono Develop geliyordu. Unity ile birlikte Mono Develop programı geliyordu editör olarak. Televizyon desteği, yazma destekleri, internete bağlanması izni olacak mı? İnternet bağlantısı nereye kurulsun? Dış belleğe mi, iç belleğe mi? İşlemci destekleri. Bunlar daha fazla. Her Android uygulamasını eğer Google Play'e atmak istiyorsanız bir anahtar atamanız gerekiyor. Her uygulamanın kendi anahtarı olması gerekiyor. Bu anahtarı da kaybetmemeniz gerekiyor. Çünkü uygulamayı bir sonraki güncellemede o anahtara göre derleyip de gönderilmiş olması gerekiyor. Bu da küçük bir güvenlik önlemi gibi. Anahtarınızı kaybettiyseniz artık o uygulamayı güncelleyemezsiniz. Onu da unutmayın. Evet, ayarlarınızı yapabilirsiniz. Kapatalım.
Bunun için nasıl proje yapılır, program yapılır? Onu mesela sağ tıklayıp yeni bir C# dosyası yaptık diyelim. Deneme dedik. Acaba bunu kim açacak? Hiçbir şey kurulu değil bilgisayarda. Bakalım çift tıkladığımızda ne olacak? Evet, hiçbir şey anlamadı. Yani neyle bunu düzenleyeceğimizi bilmiyor. Not defteriyle de yapabilirsiniz ama en iyisi Visual Studio kodu kurmak. Onu da kuralım. Bu bir kenarda dursun. Bu da burada. Şurada bir kenarda dursun. Gelelim. Ücretsiz. Stabil sürümünü indir diyelim. Visual Studio 1.46. 1.46 50 MB dosya geliyor. Birçok dili destekliyor. Python, Java, C++, JavaScript, yani normal HTML sayfa da tasarlanabilir. JavaScript, Node.js yapılabilir. Neredeyse piyasadaki en yaygın olan dilleri desteklemiş oluyor. Visual Studio Code, yani Node++, Sublime Text gibi programları kullanmak yerine tavsiye ederim. İndirildi şu anda herhalde. Onu da kuralım. Visual Studio kodu çalıştırıyoruz. Bakalım neler diyecek. Varsayılan hali açıldı. Opt out bilgi topluyor Microsoft. Onu seçeneklerinden şöyle biraz büyütelim. Opt. Evet. Genel olarak ilk yaptığım font size'ını biraz artırırım. 16, 18. Bakalım başka neler var. WordDrop ayarları böyle şimdilik kalsın. Eklentilerine bakalım. Extension kısmında. Bu şu anki kurduğumuz Visual Studio ile Unity arasında bir bağ yok. Daha. Unity Tools seçelim. Install'a basalım. Visual Studio Code, Unity arasındaki bağlantıyı, Code Snippet var. Bir şey kurduğunuz zaman diğerlerini de, kurulumunu da, bunu da kuralım. Code Snippet de gelsin. Bu arada altta yine bir şeyleri güncelliyor. .NET 4.6 indiriyor. Eklentiler küçük oldukları için çabucak kuruluyor. Fakat şu güncellemeler sık yapılıyor. Görünümünü özelleştirebilirsiniz. Renklerini, temasını değiştirebilirsiniz. Noktanın SDK patikası ile ilgili bir şey diyor. Restart da düzelir belki de. Bir kapatalım. Tekrar açalım Visual Studio. Belki bilgisayarı yeniden açmak, kapamak da gerekebilir. C# desteği var, Unity desteği var. Bunlar var olanları baktırabiliriz ama şu an bir sorun yokmuş gibi gözüküyor. Renk temasını değiştirebiliriz dedik. Burada da kısa yolunu koymuşlar. Klavye kısa yollarını da eğer başka programlardan geliyorsanız onlara da uyumlu hale getirebilirsiniz. Evet, hoş geldin ekranını da kapatabilirsiniz isterseniz. Şu bir kapatalım bunu. Unity'yi nasıl tanıtabiliriz Visual Studio kodu? Preferences Visual Studio kodla aç. Evet. Burada biraz ayarlar değişti. Şunları seçiyorum. Şunları seçiyorum. Tam emin değilim. Regenerate diyelim. Proje dosyalarını tekrar oluştur diyorum. Bu Visual Studio kodla bizim projedeki kodları
daha uyumlu hale getiriyordu hatırladığım kadarıyla. Kendi kurduğu JDK'nın nerede olduğu, SDK, NDK nerede olduğu da burada duruyor. Key store'lar nerede, anahtarlar, anahtar dosyaları. Evet. Şimdi bakalım bu ayarı kapatalım, çift tıklayalım. Evet, renklendirme geliyor gibi. Şu altta bir uyarı var. Altta bir sarı OmniSharp Server diyor. Bu hataları fail, bakın bir sürü şeyler çıkmış. Update devamlı çalışıyor. Merhaba dünya. Bu yazı nereye çıkacak? Log ekranına. Kaydete bastım. Ctrl C yaptım. Visual Studio'ya geri döndüm. Kaydedilen dosyanın son hali buraya geldi. Burada hiçbir şey olmadığı için şu an nereye ekleyelim? Bir empty, bir boş game object. Bunun üzerine kodumuzu ekleyelim. Böylece kod bir şeye, bir nesneye bağlı olduğu için ilk başlangıçta çalışması gerekiyor. Şu konsolumuzu da şöyle göz önüne alalım. Hatalar, uyarılar. Efendim. Tamam. Temizleyelim önce bir ekranı. Çalıştır düğmesine basalım. Bakalım ne olacak. Ctrl P. Ctrl Plaza'nın P'sine bastığınız zaman çalıştırıyor. Oyun sırasında bir daha Ctrl P yapınca da kapanıyor. Evet, ilk programımızı yaptık. Bunu da derle dediğimiz zaman, build ettiğimiz zaman APK dosyası oluşacak. Anahtarını o ayarlamamız da gerekiyor. Fakat bunun ayarlarına fazla girmeyeceğim. Bu kadar yeterli Unity. Unity'de en azından şu debug penceresini kapatalım. Şunu da kapatalım. Bunun font ayarlarıyla kendi istediğiniz şekle çevirebilirsiniz. Şöyle biraz başka bir otomatik save hoşuma gidiyor. Yazarken zaten kaydediyor. Böylece Unity'ye döndüğünüz zaman kaydetmeyi unuttum falan demiyorsunuz. Autosave aktif yapabilirsiniz. Bu yan taraftaki pencereleri genelde kapatıyorum. Ctrl B miydi? Evet, Ctrl B. Yan taraftakini de hide diyelim. Şöyle sade bir ekran. Şu yan tarafta bir ön izleme, küçük ön izlemesi var. Onu da minimap'ten kapatalım. Breadcrumb şu üstteki menü güzel. White space. Evet, bunun ayarları da bu kadar yeterli. Dediğim gibi görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Font biliyoruz. CS uzantılı olarak yapıldı. Bunu kapatalım. Başka ne? Create dediğimiz zaman başka ne dil var diyeceksiniz. JavaScript eskiden vardı. O yok artık. Script olarak bu dil kullanılıyor. .NET 4 seçmeyi de unutmayın derim. Burada başka tavsiye edeceğim. Beta kullanıyoruz. Bazı şeyler preview diyor. Bakın ön izleme paketleri varmış. Yani hemen güvenmeyin diyor. Bu daha geliştirme aşaması bitmedi. Beta kullanımı bitmedi. TextMesh Pro preview modundaymış. Update'ler burada yapılabilir. Proje içindeki kullanılan paketleri görebilirsiniz. Access Store gibi. Burada da eğer login olmuşsanız girişi yapmıştık zaten. Burada daha önce indirdiğiniz, çok önceden indirdiğiniz paketleri de görebilirsiniz. Access Store'dan indirilen kendi paketlerinizi veya proje içinde zaten var olan Unity UI var. Visual Studio Code Editor diye tekrar söyleyeyim ama şu update'ine de gelmişken bir yapalım. Bakalım ne olacak. Biraz bekleyelim. Evet, kendince bazı şeyleri yenilemiş oldu böylece otomatik olarak. Uygulama için satın alma gibi. Unity'ye fazla devam etmeyeceğim. Bunu kapatıyorum. Kaydedelim. Evet, Android Studio'da da ayarlarına bakıyorduk. SDK, AVD. AVD önemli bizim için. Sanal makine, devamlı telefonumuzu kablosunu takmak, dosyayı göndermek yerine sanal makineye bilgisayarın içindeki küçük bir pencerede 420 piksel 2 ekran boyutunda
bir telefonu tavsiye ediyor. Bakalım devam edelim. Başka bir değişiklik yapmıyorum. Burada daha indirilmemiş diyor. Mecburen tavsiye ettiği şu Android 10 artı olanı indire basalım. Kabul ettik. Bu da 1 GB civarında bir dosya indiriyor. Sanal makinenin. Evet, bu indirmeye devam ederken başka söyleyeceğim neler olabilir? Android Studio doğrudan Java Kotlin kurulu halde geliyor. İster Kotlin projesi açarız, ister Java projesi açabiliriz. Flutter ise sonradan ekleyeceğiz. Başka ayar yapmamız gereken, evet, kurulum tamamlanmış. Şu an download diye demiyor. Next'ine basalım bakalım ne olacak. Yatay dikey ayarı, API 30, klavye desteği, finish. Çalıştıralım bakalım sanal makineyi. Çalışacak mı doğrudan? Hiç bilgisayarımızda bir restart bile yapmadık. Evet, makine sanki çalışıyor gibi gözüküyor. Sanal makine. Ama açılıyor. Evet, boş bir proje. Akıllı televizyon için, saatler için, otomotiv için, akıllı IoT nesneleri için, telefon ve tablette kalalım. Evet, bu arada telefonda açılıyor sanal makine. Fena bir hızla açılmadı ilk açılışı. Güzelce geldi. Boş bir uygulama diyelim. Yine burada da aynı Unity'de olduğu gibi minimum SDK sürümü Android 4'te, dediğim gibi en sona değil de minimumdan olanı söylüyor. %99,8 cihazlar destekliyormuş. Eğer gidip de şöyle biraz artıralım, 7 yapalım. %70'e düştü cihaz sayısı. Daha da azaltalım. %50. %8. Daha yaygınlaşmadı ama birkaç yıl sonra Android 10, 11, 12 yaygınlaşacaktır. Şu minimum ayarında dursun. Varsayılan olarak Kotlin seçili geldi. Java, Kotlin fark etmez. Evet, yine firmanın adı, uygulama. Tamamdır. Dediğim gibi buradan dil seçiyorsunuz. Finish'e basalım. Kotlin'in iyi tarafı hem Java dönüştürebiliyor. Java'dan alınan bir kodu, internette bulduğumuz bir kodu yapıştırdığımız zaman Kotlin diline çeviriyor. Ama şimdilik Java daha baskın. Kotlin yaygın değil. What's new? Geç. Evet, Android sürümünü. Bakın burada da cihazımız güzelce çalışıyor. Bir akıcılık sorun var mı? Yukarıdan aşağı ayarlarına. Bluetooth açık. Battery saver. Ekran kaydı yapabilirsiniz. Bakalım neler varmış. Dilini değiştirme. İlk yaptığım şey sistemden dil. Evet, artık her şey Türkçe'ye dönüştü. Çok da ayarlarına fazla da girmeye gerek yok. Çünkü sanal makine geçici bir makine. Google Play Store'u güncellemeye çalışıyor herhalde. Ama bunun için de login olmamız gerekiyor. Bu Play Store'u, Google Play'i açmaya da gerek yok şu anda. Bunun içindeki internete de girebiliyoruz galiba. Tamam. Evet. YouTube uygulaması da var zaten ama şöyle bir basalım. Evet. İnternet açıldı. Şu yan tarafta bir ayarlar kısmı. Burada GPS sahte bilgileri gönderilebilir. Set location. Atıyorum. Burası bizim GPS noktamız olsun. Tamam, güzel. Yani bu hali de güzel. Yani bu ekranın büyüklüğü bayağı büyük bir telefon şeklinde.
Ama sonradan şu çözünürlük değiştirilmiyor galiba. Hücresel ayarı, pil miktarı, kamera eklenebilir, telefon, sahte bir çağrı. Kendi sağ telefonumuzu yaptık. Bunları hep genelde deniyorum ilk kez de mesaj gönderelim. Evet. Güzel. Yani sanal makine hiç fena çalışmıyor şu an gördüğüm kadarıyla. Ekran kayıtları nereye gidecek? Sanal makinede bir sorun yok gibi gözüküyor. Biz burada bir şeyi çalıştırdığımız zaman bir projeyi Android uygulaması zaten seçmemiş miydik? Android uygulaması. Cihazları buldu. Evet. Tamam. Buldum. Bir takılma bir şeyler oldu burada ama çalıştır düğmesine basalım. Yeni proje olduğu için bir şeylerle uğraşıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Biraz sonra biter herhalde. İlk derleme olduğu için biraz uzun sürüyor ama daha sonra bir ufak değişiklik yapıp da çalıştırdığımızda sorun olmayacaktır. Daha hızlı olacaktır. Bir de Flutter eklentisini kurmayı yaptık mı dersi tamamlayabiliriz. Evet. Launch. Problemsiz bir şekilde 1,5 dakika sonra gönderdi. Merhaba dünya. Merhaba. Fragman. Kendi uygulama aksiyonunuzu yapın diyor şuraya. Dedim kaydede bastım. Derken Kotlin yenisi gelmiş. Onu da kursun. Şurada hızlı bir şekilde değişiklikleri uygula. Aktiviteyi tekrar başlat. Sadece çalıştır. Şunu bir deneyelim bakalım. Tekrar mı değerleyecek? Evet, 1 saniyede uygulamış diyor. Evet, değişikliği uyguladı hızlı bir şekilde. Firebase servisleri 3 MB güncellesin. İpuçları gerek yok. Tamamdır. Şu güncelleme işlemini tamamladıktan sonra bizim yapmamız gereken Flutter'ı kurmak. Ctrl Alt S. Pluginlerden evet, pluginlerde Flutter 5 MB install'a basıyoruz. Dart da istiyor. Zaten Dart dilin adı. Evet, tekrar başlat. Evet, Android Studio'da da hemen hemen işimiz bitti. Bilgisayar neredeyse hiç restart yeniden başlat demedik. Android Studio kurduk. Java, Kotlin, KT, bakın Kotlin. İster bu dillerde isterseniz New Project diyelim. Flutter. New Flutter Project değil. Hoş geldiniz diyor. Anonymous? Hayır. Anonim bilgileri paylaşmayalım. File New Flutter Project. Sadece bunu kurmakla, plugin'i kurmakla iş bitmemiş oldu galiba. SDK'nın patikasını da istiyor. Next diyemedik.
O zaman şu PowerShell'imiz var. Windows 10'da zaten. Git kurulumunu istiyor. Onun yerine doğrudan indir de diyebiliriz. Git ile de istediğimiz klasöre Flutter'ı indirebilirdik. 500-600 MB'da bu geliyor. Yani bir sürü şey kurmak gerekiyor. Artı güncellemeler demiştik. Ücretsiz olması avantajı güzel. Biraz bekleyelim. Bunun kurulumunda biraz sorunlar çıkıyordu galiba. Patikalar. Flutter Doktor. Bakalım hata verecek. Yanlış yere kurmayın diyor. Bakın boşluk. Türkçe karakter içeren klasörlere atmayın. Evet, bunu bir yere indirdiğimiz yeri hatırlamamız, açtığımız yeri hatırlamamız lazım. Java ve Kotlin diline benzemeyen bir dil. Flutter, Dart ayrı bir dil yani. JavaScript'e benziyor dil. Web sayfası da hazırlayabilirsiniz. Şöyle Search Online diye. Dartpad. Tamam. Şu. Gördüğünüz gibi burada da çalışıyor. Hazır örnekler de vardı. Counter şey yapalım. Örneğini açalım. Gördüğünüz gibi aynı. Biraz sonra Flutter'da bakın hiç Flutter kurmaya bile Android Studio bile kurmaya gerek kalmadan dartpad.dev'de bu denemeyi yapabiliyoruz. Flutter. Şu. Proje. Next diyelim. Buraları değiştirmiyorum. Kotlin desteği, Swift, iOS desteği ile birlikte yeni projesini açıyor. İlk projesini, Flutter projemizi açıyoruz. İlk açılışları biraz uzun sürüyor. Burada açsın. Aynı yerde. Bakın bu Kotlin veya Java'dan biraz daha farklı. Tek sayfada bakın Dart uygulaması şu niye açıldı? Bir şeyler yapıyor kendince. Git. Tamam. Bunu mesela çalıştıralım. Bakalım nasıl olacak. Cihazı bulamadı. Mobil uygulama. Bir hata var. Şu Flutter'ın doktorunu çalıştırmadık. Şuradaki değişken adına ne diyorduk? Flutter'da şöyle bir hata çıkıyor. PowerShell'de Flutter'ı kurduğunuz Bing klasöründeki dosyayı çalıştırdığımız zaman Flutter Doktor şunu bir çalıştırdığımız zaman Flutter kurulu olduğu söyleniyor. Android cihazına lisansla ilgili bir hata veriyor. Onu alalım. Ctrl C yapıştıralım. Bir sürü lisans sordu. Bir daha. Şurada tek Visual Studio'da Flutter Extension kurulu değil diyor. Onu da yaparız. Ama biz zaten Visual Studio kullanmayacağız. Yine de belki lazım olur. Flutter
takdir yazalım. Belki lazım olur. Evet, kurulumunu yapıyor. Kapatalım. Evet. Flutter Doktor'dan sağlam çıktık. Bir tane de bağlı cihazımız var. Sanal makinemiz. Hala duruyor. Şurada bir çalıştırabilirsek o zaman işimiz tamamlanmış olacak. Buradaki hatayı sanki olacak gibi, bu biraz daha uzun sürdü önceki hatalı haline göre. Büyük dosyalar indiriyor herhalde. SDK build tools 28 diyor. Oysa biz pay sürümünü parçalı olarak kuruyormuş. USB driver, web driver, Google Play servisleri, bunlar da eklenebilir isteyenler. Ekleyeceğiz. Evet, build etmeyi başardı. İnstal ediyor. Evet, aynen gördüğünüz gibi web sayfasındaki denemek için Dartpad'deki de aynı şekilde çalıştı. İsterseniz buradan deneye deneye de hiç bu kadar zahmete gerek kalmadan da Flutter'ı öğrenebilirsiniz. Başka bir örnek açalım. Bakalım ne olacak. Evet, güzel. Grafik gibi duruyor. Merhaba Dünya'yı çalıştıralım. Merhaba Dünya. Öğrenmesi kolay bir programlama dili. Evet. Mobil ile ilgili son programları kurarak elimden geldiğince bilgi vermeye, kurulumlarını yapmaya çalıştık. Teşekkürler.